Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Maalesef Çanakkale'de deprem meydana geldiği ifade edildi. AFAD ve Kandili Restansı tarafından yapılan açıklamalarda maalesef Çanakkale'de Lapseki'de 4.4 şiddetinde deprem meydana geldiği dile getirildi. Çanakkale'de Lapseki'de 4.4 şiddetinde deprem meydana geldiği, depremin ise yerin 72 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı. Çanakkale'de meydana gelen 4.4 şiddetinde Lapseki merkezli 4.4 şiddetinde depremle alakalı olumsuz bir durumun olmadığı da aktarılmış durumda. Buradan Çanakkale'ye, çevre illere, hisseden bütün yerlere çok çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ülkemizde depremler maalesef hala da hız kesmeden devam ediyor maalesef. Hem Doğu bölgesi, hem Ege bölgesi, Akdeniz bölgesi, özellikle bu bölgelerde maalesef sıklıkla depremler meydana gelmekte. Özellikle Kahramanmaraş'ta, Malatya'da, Bingöl'de, bu bölgelerde son 10 gün içerisinde irili ufaklı toplamda 300'e aşkın depremin meydana geldiği dile getirildikten sonra AFAD tarafından yapılan açıklamalarda deprem uzmanları uyarılarını gün geçtikçe yenilemekten çekinmiyorlar. Deprem uzmanları yaptığı açıklamalarda özellikle Ege bölgesinde, Akdeniz kıyılarında, Marmara bölgesinde depremin 6 ve üzeri şiddetli olabileceğinden dolayı kırılmayan levhaların olduğu, bu levhalardan bir tanesi bile kırılsa çok şiddetli deprem yaratma potansiyeli olduğu, bundan dolayı da vatandaşları, bizleri uyarıyorlar. Lütfen depremlerden alakalı önlem alın, dikkat edin diyerekten. Bizler de lütfen arkadaşlar, Kızılay'ın bazı deprem anında ne yapılması gerektiği konusunda videoları var, bunları izleyebilirsiniz. Çocuklarımızı deprem anında nereye saklanabilir, nasıl davranabilir, bu konularla ne alakalı lütfen eğitmeye, onları öğretmeye özen gösterelim. Gerekli bu tip videoları da izletmeye özen gösterelim. Çünkü deprem anında ne yapılmasını gerektiğini çoğu insanımız, hatta bizler de tam net bir şekilde bilmiyoruz. Öğrenmeye özen gösterelim lütfen. Hayat.